günler. İşte siparişleriniz. Ah, teşekkürler Bay Yükleyici. Şimdi bakalım benim kutumda ne varmış. Ah, pembe paspas. Mükemmel, canım, evime ağları göz kamaştırıcı bir şekilde temizlemek için kesinlikle bana uygun. Ah, ne büyük bir örümcek. Umarım bu kadar korkudan saçlarım beyaz olmamış. Oh hayır, bu büyük bir örümcek. Of, of, şimdi burada otur canavar. Şimdi tüm örümcekleri elektrikli süpürge hapishanesine götüreceğim. Peki bana ne koydular? Ah, lastik eldivenler. Pekala, şimdi gelecekteki hayalimdeki evdeki çöpleri temizleyeceğim. Ağlar gitsin, harika. Vay canına kim? Ne? Evet, ben bacınına ne olduğunu biliyorum. Bu pembe halı bana çok yakışıyor. Ama ona evin etrafını sarmak için ihtiyacım var. Bu yüzden bir zımbalayıcıyı alıp evi inanılmaz yumuşak pembe halıya kaplamaya başlıyorum. Bu rengi çok beğendim. Yeni pembe tarzım mükemmel bir şekilde vurguluyor. Aa, biliyorum. Çok iyi. Şimdi ise saçınızı biraz düzeltmemiz gerekiyor. Ama benimkine değil, evinkine. Her zaman güzel olabilmek için kendime yaptığım bakımı aynısını yapacağım ona. Oh, peki kim orada ne yaptı? Oh, pembe büyün parçası. Ama baksana da benim Pringles yemeklerimin tenekelerine. Onları boşuna toplamadım bu kadar zamandır. Onlara tam bu için ihtiyacım var. Ve bu arada en sevdiğim mavi jelibon harika olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Oreo'yu kutuya koyacağım. Mükemmel. Baksanıza bu bayrağı. Ay, Mia ne yapıyorsun? Aa, ben mi? Balonları şişiriyorum. Bu sarı balonlar evimin tasarımı için harika olacak. Her şeyi şişirmeniz gerekiyor. Tüm balonları havaya uçurmanız gerekiyor. Böylece burada bir ev yeterli olacak. Ah, çok yoruldum. Oo, iyi misin? İyiyim. Anneciğim. Evi dekore etmeyi çok istedim. Tamam, aşağıdan başlayacağım ve en tepeye gideceğim. Bu sarı balonlar bana uzun sosisleri hatırlatıyor. Çok komik görünüyorlar. Evet, her şey hazır. Muzlar çok lezzetli ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bir delik açıyoruz. Ve içine bir muz koyuyoruz. Harika. Şimdi her şeyi sulayıp bekliyoruz. Vay canına, ne kadar havalı bir ağacım büyüdü. İşte benim en sevdiğim muzlar geliyor. Tamam, burada kesinlikle dinlenebileceğim bir sandalyeye ihtiyacım var. Mükemmel. Şimdi ise dinlenelim. Vay be, muzlar. Sanırım birkaç tane yersen komşum için bir sakıncası olmaz. Ne yapıyorsun burada? Hayır, yiyemezsin. Oh, tamamdır. Yakaladı beni. Pekala, acilen bahçeme bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ya, benim arabam var ama nerede kullanacağım? Şimdi büyük bir yarış pisti toplayacağım. Evet, burada ve burada. Hazır. Ne kadar havalı. Mükemmel. Ah, tamam erkekler, hep aynısınız. Aa, bu çocuk oyuncakları mı? Ama burada daha ilginç bir şey var. Küçük bir alet seti ve salıncaklarımın parçaları var. Tek yapmam gereken toplamak. Şimdi 2 saniyede hallettim. Hazır, pembe salıncaklarım burada. Tek boynuzlu bebeğim oynayabilir. Şimdi ise posta kutusunun kesinlikle eksik olduğunu biliyorum. Vay be! Hmm, benim de posta kutusuna ihtiyacım var. Farklı ülkelerden arkadaşlarım bana sık sık yazıyorlar. Onu nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Çiçeği boyaya batırıyoruz ve yapıştırıyoruz. Oo, biliyorum ne yapacağımı. Tanışın, su aygırı Bob. Pastalarımı o koruyacak. Herkese merhaba. Ben postacı Sam. Ve size posta getirdim. Ne kadar güneşli bir posta kutunuz var hanımefendi. İşte mektubunuz. İyi günler Biden. Size de bir mektup getirdim. Aa, bu ne böyle? Aa, beni ısırdı. Sana mektup getirmeyeceğim asla. Aman tanrım, anneciğim, burası çok güzel. Merhaba güzellik. Üzgünüm, bilerek yapmadım. Bu biraz iyi olmadı.
İşte mektubunuz Evrenim'in hanımefendisi. Evet, teşekkürler. Gitmem gerekiyor. Arabalarım benim memnun etmiyorlar. Of ya. Tabii ya. Ben daha evde hiçbir şey yapmadım ki. Hayalimdeki odayı hemen yapmalıyız. Ama burası ne kadar boş. Kesinlikle burada havalı bir şeye ihtiyacım var. Ve duvarlardan başlayacağım. Mavi boya duvarlarda mükemmel görünecek. Şimdi her şeyi boyayacağız. Vay be, aslında boyama işini bayağı sevdim. Bundan sonra aynen halı. Yumuşak bulmacalar gerçek bir erkeğin odasında kesinlikle etkileyici görünecek. Çok havalı. Ve eksik olan tabii ki oyuncaklarım. İşte buradalar. Pekala. Her şeyi asalım. Oh. Evet, harika oyuncağım da Huggy Wuggy'yi unutuyordum neredeyse. Hazır. Baksanıza bu Minecraft oyuncaklarına. Ve şimdi bu domuzcuk. İşte bu da masa yerinde mükemmel olacak. Onun üzerine zaten koyacağım bir şey var. Hamsterim için bir et. Benim küçük hamsterim Pidge. Tanışın onunla, benimle birlikte yaşayacak. Sandalye benim için ve görünüşe göre her şey hazır. Süper. Ama şimdi dinlenin, küçük arkadaşımla biraz eğlenebiliriz. Bana oyunlarda şans getiriyor. Hayalimdeki odam oldu. Çok mutluyum. Bu inanılmaz derecede havalı. Ben de odama dengemi donatmak istiyorum. Ama önce tırnaklarımla ilgileneceğim. Bu pembe tırnaklar herkesi delirtecek. Hey, duvarlar neden bu kadar korkunç beyaz? Böyle olmaz. Acilen, acilen pembeye boyuyoruz. Ne kadar tatlı. Şimdi tüm odaya kalpler çizdik. Sana da al. Boyadık. Mükemmel odam. Bu boş bir zemin mi? Vay be berbat. Şimdi pembe halı çok moda. Birkaç kalp ve güzel beled ışık gereksiz olmayacak. Harika. Herkese tatlı öpücükler gönderiyorum. Bu da ne böyle? Bu süper uzun kolları olan pembe bir zürafa. Şaheserim. Yes! Mükemmel. Bu masa burada harika olacak. Okay. Tam da eşyalarımı koyacak yerim yoktu. Ama burada aynalı güzel bir masa olacak. Böylece her gün güzel olabileceğim. Makyajımı yenilemeliyim. Muhteşem. Saçlarım yumuşacık ve iyi bir parfüm başarının anahtarıdır. Bu yüzden bol bol püskürtelim. Harika odam var ve işte kediciğim. Dünyadaki en tatlı kedicik. Bu beyaz duvarlar beni üzüyor aslında. Bunu acilen düzeltmemiz gerekiyor ve benim harika bir fikrim var. Öncelikle duvarları sarıya boyayalım. Böylece daha parlak ve pozitif hale gelelim. Boyayı döküyoruz ve bir oluyu daldırıyoruz. Duvarları boyamayı severim. Şimdi güneş çizeceğim. Size iyilik, ışınları ve gülümsemeler gönderiyor. Biraz daha. Güzellik. Harika. Mükemmel sarı. Sizi de boyayacağım. Harika. Duvar hazır. Her şey sarı. Bingo. Bir dakika. Baksanıza zemine. O biraz daha kum istiyor. Yaş kumuna bayılıyorum. Çok yumuşak ve sıcacık. Hadi biraz daha ekleyelim. Mükemmel oldu. Şimdi ise duvarlara posteriler de yapıştırıyorum. İşte burada ve burada. Bunların çiçeğim de havalı ve ördeklerim. Baksanıza bak. Çok tatlı ve yumuşacık. Tamamdır, burada bir masa olacak. Okay. Ve o harika görünüyor. Ayrıca küçük bir sandalyeye de ihtiyacım var. Bu sarı şişme simit mükemmel uyum sağlayacak. Harika. Burası o kadar havalı ki ukulele oynamak bile istedim. Nasıl oldu? Biraz daha. Mükemmel. Ve sevgili evcil hayvanımın fotoğrafı. Çok tatlı, ona bayılıyordum.
Bu arada Rich'nin kendisi nerede? Gel buraya tatlım. Merhaba. Hadi oynayalım. Birlikte söyleyelim. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın. Şarkı feleği ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin, ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için çok geç değildir. Hayır, izin vermeyeceğim. İsteği yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır, yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarkı zamanı. Hayır hayır, hamam böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim iştahı açıcı pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır, böyle bir şeye imza atmadım. Julie, sen ne bekliyorsun? Senin de sosis yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak, ne kadar havalı oldu. Uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosisli sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie, beni lezzetli yemeğini ısırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. Ne yapıyorsun? Sosislere mi dokunmana kim izin verdi? Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Bu da uygun. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Defol. Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim, solucanlara değil. Yaşasın. Hubba Bubba'yı severim. Harika. Şimdi çarkı feleği döndürme sırası bende. Bu haksızlık ama. Neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor? Onlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın, ne bekliyorum ki? Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Parlak ve çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Tadam. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet, havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. Bu ne durumun pislik? Hayır, bu çok fazla. Keşke o pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu cizanede ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Julie hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay. Tabii, neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar hıvalı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be, o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli.
Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Aa, yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. İşte bunu anlıyorum. Şans, jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım, gözlerim parmaklarında. Neyse, yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. Nasıl, peki lezzetli mi? Çok, eminim pizza inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. Ahtapot mu? Onlar çok küçük. Sümüklü ve iğrençler. Bir sana ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet, çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie, her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira, sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu ahtapotları gerçekten tatmak istemiyorum. Umarım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira, buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani, bunlar ahtapot. Doğrudan dile yapışıyorlar. Julie, sen de bu komik mi? Bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? Buna nasıl cüret edersin? Artık ahtapotların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın, dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurtaramayacaksın. Al bakalım. Ay, ne iğrenç bir şey. Julie, sen çok acımasızsın. Hiç de bile, sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben kazandım. Evet ya, patates kızartmasını çok seviyorum. Ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. Julie, hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Julie, şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya, ne olur olsun ama sarımsak olmasın, o çok kötü kokuyor. Garip, neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi üzerime astılar? Hey, neyse. Tamam, önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler, sence beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez.
kalbi yemem gerekiyor. Come on! Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Kahretsin, hiç şansım yok. No! Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak, eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni, düşüyorum. Oh hayır, sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım, iyiyim. Vay canına, patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Meydan okuma var. Sizler challenge'a düştünüz. Aynı renkteki yiyecekleri 24 saat yiyorsunuz. Hadi başlayalım. Hadi Martin'le başlayalım. Vay be, şu kocaman Snickers'e baksanıza. Ha, gerçekten fazla büyük. Onu yiyemiyorum bile. Şimdi ise onu mezuramla ölçeceğim. Tamamdır. Evet. Hiç de sığmayacak. Daha bir şey bulmalıyım. Biliyorum. Samuray gibi ben giyinebilirim. İşe başlayabilirim. Şimdi ise Snickers'i keseceğim. Ve küçük küçük dilimleri daha rahat yiyebilirim. Hazır. Bu harikaydı. İşte şimdi rahatça yiyebilirim bu muhteşem Snickers'i. Evet. Çok lezzetli. Ve bu da benim. Bu da benim. Oh, hepsini bitirdim. Neyse şimdi sen. Evet, sorun değil. Her zamankinden daha kolay. Burada takis cipslerim var. Ne kadar lezzetli. Ay, vay canına, biraz acıymış. Ama çok lezzetli. Yine istiyorum. Ay, çok iyi. Neşelendiriyor beni bomba gibi. Ay, ay çok acı. Hayır, fazla oldu. Çocuklar, kendimi tutamıyorum. Aman tanrım, neyse kes şunu. Aa, neden yanmış saçlar kokuyor? Aa, hayır, ben mi yanıyorum? Seni kurtaracağım. Oh, geçti, söndürdüm. Oh, hayır, neyse hala yanıyor. Ne yapacağımı biliyorum. Sandalyemin altında bir kovası vardı. Umarım yardım eder. Evet, sonunda. Bu korkunçtu. Takis görünüşe göre o kadar da zararsız değilmiş. Şimdi sarımsaklam oldum. Nasıl bundan kurtulacağım? Tamam, şimdi farklı bir konu. Teşekkürler yardımınız için. Jill, sıra sende. Tamamdır, pembe sakızın hububuma merhaba. İlk defa bu kadar kocaman bir şey görüyorum. Vay canına, nereye gitti? Tamamdır, çabucak denemeliyim. Ah, evet, ne kadar lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Vay canına Jill, bu kadar şey nasıl sığdı sana? Sadece sakızlara bayılırım. Bu yüzden yemesini durduramıyorum. Şimdi ise gördüğünüz en büyük baloncuğu şişireceğim. Jill, dursana iyi olur. Bu çok fazla oldu. Ay, hayır, patladı. Üzgünüm çocuklar, bilerek yapmadım. Sakızın kalıntılarını çıkarmalıyım. Aha, ne oldu bana? Burnuma ne oldu? Pembe mi oldu? Çocuklar, sizde ise siyah ve mavi oldu. Görünüşe göre bu aynı renkteki yemeklerin bir yan etkisi. Devam edelim, korkmayın. Yeni bir atıştırmalık geldi. Martin'de siyah burger var. Nancy'de kocaman mavi dondurma. Ve Jill'de kocaman pembe donut. Her şey çok lezzetli görünüyor. Jill başlıyor. Hadi bakalım, afiyet olsun. Şimdi bu lezzetliğini çabucak halledeceğim. Bıçak ve çatalları kesiyorum. Aa, ne kadar iştah açıcı. Aa, evet çocuklar, inanın bana bu çok lezzetli. Hepsini benim için olduğu için çok mutluyum. İnanılmaz. Tamamdır, ben bitirdim. Şimdi siz başlayabilirsiniz. Ay,
Nancy, ben olabilir miyim? Yaşasın. O kadar açım ki bunu 2 saniye yiyebilirim. Şimdi ise icabına bakacağım. Eldivenleri takacağım ama başaramıyorum. Oh, hayırcı, özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi kesinlikle takacağım. Hazır. Hangi taraftan ısırsam onu? Sanki çok büyük yine. Ama yine parçalara bölmeyelim. Kahve mi içeceğimi sanıyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bu bardağın yardımıyla burgerimi küçük dilimlere keseceğim. Şimdi ise tadına bakacağım. Oh evet, inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay. Nice. Şimdi bir dilim alacağım. Hazır. İşte bu kadar. Oh, yüzümde biraz kaldı. Ben bitirdim. Doydum. Nancy, şimdi sen dondurmanı bitir. Tamamdır. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Ama aslında bu kaşık çok küçük. Şimdi daha büyüğünü bulmalıyım. Bence bu tam gereken. Tamamdır. Vay canına çok ağır. Yardım edin. Aha, nasıl oldu böyle? Tüm dondurma şimdi yerde. Lezizmiş. Teşekkürler Martin. Anneciğim, kulağım siyah oldu. Sen de ise mavi. Sen de pembe. Havalı. Kızlar, size bir sihir göstereyim mi? Parmağım vardı, şimdi yok. Ha, nasıl oldu? Yine var. Oh, hayır, parmağım nerede? Geri dön. Vay canına. Yeni yemekler geldi. Rengarenk. Soslu göz ve sushi. Harika. Siyah bir cupcake. Ben değilse pembe makarın. Ah, çok ağır ama çok mutluyum. Ay, hayır, düşüyorum. Ah, yok ola. Oh, teşekkürler. Tamamdır. Hadi tadına bakayım. Ama onu ısıramıyorum. Buldum. Bir dakika içinde geliyorum. Sihirli Jill'den karate Jill'e dönüşüyorum. Şimdi dövüş sanatını göstereceğim. Ve iki yan. Hazır. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bu mükemmel pembe makaronu tadabilirim. Nefis. Vay canına, Jill, senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum. İçindeki tüm gücü bir şekilde desteklemem gerekiyor. Ve şimdi bu benim güzel vuruşumdu. Makaram ikiye parıldı. Ah, hayır, dörde sanki. Ben devam edeceğim çünkü duramıyorum resmen. İşte bu kadar. Ben doydum. Şimdi ise geri dönebilirim. Martin, kendin yiyebilirsin. Harika, ben de zaten acıkmıştım. Kremayla başlayacağım. Nasıl olmuş? Harika, çok lezzetli. Kızlar bir şeyler planlıyor sanki. Peki ne yapacaklar? Ah, oh, hayır Martin. Başın belada sanki. Yüzün zaten siyah oldu. Yoksa bu krema mı? Bu hiç de komik değildi. Artık her şeyim kirli ve cupcake de mahvoldu. Oh, üzerindeki krema hala lezzetli. Sizinle paylaşmayacağım. Bu arada ben de çubukları... Oh, tutamıyorum. Belki de böyledir. Hayır mı? Tekrar deneyelim. Tamam, öyle olsun. Ben böyle yiyeceğim. İşte bunlar. Oh, hayır. Düşürdüm. Ya, istemiyorum bu çubukları. Onlarsız yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim. Ah, evet, çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Martin, burnunda krema var. Oh, teşekkürler. Anneciğim. Merhaba. Nasıl olmuş gözlerim? Vay canına, çok komik. Bir son tanesi kaldı ve onu böyle parça parça yiyeceğim. Önce jelibonu, sonra ise gözü. Vay canına, bedeni mavi oldu. Bende ise siyah. Cilde de pembe. Havalı. Vay be çocuklar. Bu kez Jill'in pizzası var. Martin de siyah noodle. Ve Nancy de çok tatlı pankekler. Hadi her şeyi deneyin. Vay canına, mükemmel kokuyor. Ve üzerinde yaban mersini var. Ve ona bayılırım. Harika. Yaban mersini mi istiyorsunuz? Hadi tamam. Jill, yakaladın mı? Martin. Sen yakalayamadın.
Şimdi ise ben yakalayacağım. Oh, nefis. Bir tanesini de alıyoruz. Baksanıza nasıl yaptım. Herkese gülümse. Yakaladım. Sonuncusu kaldı. Vay canına. Bu benim için. Şimdi ise size göstereceğim yüzümü. Gördünüz mü? Pankek atmamalıydın. Üzgünüm Martin. Sen neden gülüyorsun? Oh, tamam. Ben gerçekten noodle'ımı başlayabilirim. Şimdi deneyeceğim. Oh, leziz. O kadar açım ki hepsini bir kere değmeye hazırım. İşte böyle. Bu çok lezzetliydi. Hayatımın en lezzetli noodle'ı. Vay canına, ne hız ama. Nasıl bu kadar şey sığdı sana? Oh, bu her zamankinden çok kolaydı. Her şeyi bitirdim. Bu yüzden Jill devam edebilir. Hadi. Pekala, ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, evet, buldum. Kesiyi dare şeklinde yılan gibi keseceğim. Kimse böyle daha önce yapmamıştı. Bu benim kendi yazarım yolum olacak. Ve şimdi ise tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli bir şey. Çocuklar, pizzalı marshmallow çok iyi. Sosisten daha iyi. Bu arada böyle yerseniz 2 saniyede bitirebilirim. Vay canına, elleri pembe oldu. Çok güzel. Vay canına Martin, biz de renk yendik. Çocuklar, sizi bekleyen yeni lezzetli yiyecekler var. Jill'in poki çubukları var. Martin'de bir şişe kola. Nancy'de de jelibon. Adamlar. Her şey havalı görünüyor. İlk kim olacak Nancy? Ben tabii ki hiçbir zaman böyle şey dinlememiştim. Çok lezzetli ve çok ekşi. Şimdi ise böyle masaya koyacağım ve birer birer yiyeceğim. Acaba böyle ne olacak? Ve son adam. Ay, bu çok ekşi. Tamamdır, süper Jill, şimdi sen. Evet, şimdi tatlı poki çubuklarını yiyeceğim. Harika çilekliler, en sevdiklerim. Ah, duramıyorum resmen. Yeah. Aslında biraz daha çilek istiyorum. O yüzden çilek şurubu ekleyeceğim. Ah, evet, nefis bir şey. Ben her şeyi bitirdim ve bu inanılmazdı. Martin, geriye sadece sen kaldın. Yaşasın, şimdi şu kocaman kolayı içeceğim. Fark etmeyeceksiniz bile. Vay be, baksanıza bu sıvı şeker demek. Ne kadar havalı. Çok tatlı ve kola tadında. Jill, hadi Martin'e bir şaka yapalım. Aynen öyle. Tamamdır. Hey kızlar, bu kadar yeter. Zaten doydum. Ay yeter. Of, bu zordu. Martin, tamamen simsiyahsın. Sense pembe. Nancy, sen de mavi oldun. Oh, nereye gitti? Jill? Herkes nereye gitti? Merhaba Nancy. İşte Jill geldi. Ve Martin de burada. İnsan haline nasıl geri döneceksiniz? Benim ilk yardım çantamda tam gereken şeyler var. Renk ilacı. Hadi içeceğiz ve her şey geçecek. Oh, ne oluyor bize? Vay canına, artık normale döndük. Yaşasın. Tebrikler. Meydan okumayı geçtiniz. Oley.